Aslında bu çapta yaşanan herhalde ilk büyük sıkıntıyı yaşıyoruz. Çünkü genel olarak küresel çapta bir problem var ve birçok ülkenin devlet seviyesinde toplantılar yaparak konuyu ele aldığını da görüyoruz. Ciddi bir konu. Microsoft'un Azure servislerinin etkilendiğini, Microsoft Windows çalıştıran bilgisayarların mavi ekran vererek kapandığını ve tekrar çalıştırmak istediğinizde de ne yazık ki çalışmasına devam edemediğini gördük. Bu da havalimanları dahil büyük bankalar ve benzeri kritik noktalardaki servislerin durmasına neden oldu. Dijitalleşen bir çağdayız. Nakit almadan evinizden çıkıyorsunuz. Hiç harcama yapamadığınızı, ödeme yapamadığınızı Uçağınızın saatinden haberdar olamadığınızda, internete bağlandığınızda yararlandığınız uygulamaların size bilgi vermeyi kestiğini düşünün. Şu an tam olarak bunu yaşıyoruz gerçekten. Hep kıyamet senaryoları dillendirilirdi. İşte 2000 yılında hatırlarsanız saatler, takvimler uymayacak, bilgisayarlar kapanacak diye çok büyük bir korku yaşanmıştı. Böyle şeyler yaşamadık ama bugün ne yazık ki bir güvenlik yazılımının hatalı güncellemesi nedeniyle şu anda Windows bilgisayarlar çalışmaz hale gelmiş durumda. Evet şimdi yani küresel çapta diyoruz ama değerli konuklarıma da sordum aynı soruyu size de sormak isterim. Neden özellikle tek bir sistem üzerinden birçok işletme ya da ülke bu tür hizmetleri sürdürüyor? Bunu da sormuş olayım yani yerlilik bu anlamda konuşulması gereken bir konu ama neden birçok ülkede kullanmıyor? Şimdi yerlilik tabii ki çok önemli. Zaten bence buradan çıkartılması gereken önemli dersler de var. Fakat şöyle bir gerçek de var. Hani küreselleşmeden bahsediyoruz. Bugün uçağa biniyorsunuz. 9 saat sonra Amerika'da hemen orada harcama yapmaya, yemeğe içmeye devam edebiliyorsunuz artık. Hayat gerçekten de teknoloji sayesinde Mesafeleri kısalttı, insanları sınırların ötesinde çok daha rahat yaşayabilir, hayatlarını sürdürebilir hale getirdi. İletişimden kesilmiyorsunuz. Yani dünyanın diğer ucundaki bir insana bugün ulaşmak isteseniz tek yapmanız gereken şey telefon numarasına mesaj göndermek veya onu aramak. Şimdi böyle bir çağdayken de ne istiyorsunuz? Servislerinizin, ürünlerinizin dünyanın her yerinde erişilebilir olmasını. E böyle bir şey istediğinizde de aslında dünyada sayılı firma var. Google var, Microsoft var, Amazon var bulut servisleriyle. ...şu anda dünyadaki bu küresel çaptaki şirketlere hizmet verebilen. Microsoft önemli oyunculardan bir tanesi. Azure'la beraber aslında sanallaştırmada yeni bir devrim de başlattı diyebiliriz. Bu yüzden zaten birçok kritik noktada aktif bir şekilde de kullanılıyor. E Tabii Microsoft'un ülkelerdeki ofislerinin gücünü ve etkisini de unutmamak lazım. Ürünlerin kullanılmasını teşvik ediyor, çeşitli fırsatlar yaratıyor... ...ve insanlar da kullanıyorlar. Eğitimli iş gücü de var bu ürünler hakkında. Bu yüzden hani bugün bırakacağız bu servisleri... Yarın kendi servislerimize geçeceğiz demek çok mantıklı bir süreç değil, yapabileceğiniz bir şey de değil. Çok fazla para harcamanız lazım.